geldik parçalı fonksiyonlara. Bahsetmiştik defalarca limitte de. Tanım kümesinin alt kümelerinde farklı birer kuralla tanımlanan fonksiyonlara parçalı fonksiyon. Yani birden fazla alt başlıkta yazacağız. İşte M ve N aralığın uçları olmak kaydıyla ben bu şekilde yazabiliyorsam 3 parçalı bir parçalı fonksiyona sahibim demek. M'ye eşit küçük değerlerde UX'i kullan. MN açık aralığındaki X'ler için GX'i kullan. N'den büyük olanlar için HX'i kullan demektir. Parçalı fonksiyon bu. Burada x eşittir m, x eşittir n noktalarına parçalı fonksiyonun kritik noktaları dendiğini, UGH fonksiyonuna da parçalı fonksiyonun dalları dendiğini unutmayacağız. Soruları buna göre çözeceğiz. Basit bir hareket bu. Bildiğimiz fonksiyon bilgilerini buralarda kullanacağız. Şimdi kaçı bulacağım? F-1'i. X yerine kaç gelmiş burada? Eksi 1. X yerine eksi 1 yazsam şurada değil mi eksi 1? Eksi 1 birden küçük mü? Evet. O zaman burayı kullanacağım. Eksi 1'in 4. kuvvetini 2 ekleyeceğim. Eksi 1'in 4. kuvveti 1'dir. 2 de bende 3. Burası 3 oldu. Artı. Geldim F3'e. 3. 3 burada mı? Evet. 1 eksi 3'ün kübü. 1 eksi 27. Eksi 26 yapar. Bu da eksi 26. Topla gel ikisini. Eksi 23'tür. Bu basit sorumuzun cevabı. Eksi 23. Bir başkası. Fonksiyonun tersini bulacağım. Şimdi burada da şenlik var. Ben bu tersine a desem. Eksi 3 eşittir f a desem. Böyle bir şey arıyorum aslında. Şöyle bir şey arıyorum aslında ben. Yani ne yapıyorum? Fonksiyonum ne zaman 3'e gider? Şu içerideki a yani x'i bulacağım ben şimdi. Eksi 3'e gider. 3'e değil eksi 3'e gider. Ben şunu eksi 3 yapsam. Şuraya eksi 3 yapsam. Buraya eksi 4 gelmeli. Eksi 4 ile topluyorum biri. Eksi 3 oluyor. Şunu arıyorum ben. Şunu. Nasıl eksi 3'e eşitlerim fonksiyonumu? Bunu eksi 3'e eşitlesem. X yerine kaç geliyor? Eksi 4. Eksi 4 burada pozitif bir sayı mı? Hayır. Demek ki burayı kullanamam. Geldim üst kısma. Demek ki şurayı ben kaça eşitliyorum? Hala buradayım. Unutmuyorum. Eksi 3'e eşitliyorum. Eksi 3'e eşitliyorum. Eksi x kare eşittir eksi 4. O zaman x kare eşittir 4. X ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Bu artı 2 ve eksi 2'den hangisi 0'dan küçük eşit? Hangisi 0'dan küçük eşit? Eksi 2. Demek ki uzun lafın kısası. Eksi 3 eşittir. F eksi 2. Veya f'in tersi. Eksi 3 eşittir. Eksi 2. Budur bizim hareketimiz, hikayemiz. Demek ki f'in tersinde eksi 3'ün değeri eksi 2'ymiş. Bir başka ifadeyle f eksi 2 eksi 3'müş. Buradaki aralıklara uygun olarak o değerleri yakalamaya f'a'dan hareketle dönüştürerek, tersini o tarafa geçirerek bulmaya çalıştık. Yine güzel bir soru. Kaçı bulacağım ben? Eksi 1. Nasıl bunun içine eksi 1 yaparım? Bir eksi 1'e eşitleyeyim bakayım. Eksi 1'e eşitledim. Eksi 2x burada kalsın. 3 karşıya geçti. Eksi 4 oldu. X yerine kaç gelecekmiş? 2. X yerine 2 yazsam şurada mıyım? 2'yi buraya yazsam 1 eksi 2 kere 2 olur. 1'den 4 çıkar. Eksi 3 olur. Bunun içine eksi 1 yaptım. Karşılığında da şurası çarpım durumunda. Karşılığında da kaç çıktı? Eksi 3. Demek ki şunu buldum. F eksi 1 değeri kaçmış? F eksi 1 değeri kaçmış? Eksi 3'müş. Şimdi geldik diğerine. Ben bu fonksiyonun içine ne yapacağım? Fx yapacağım. Fonksiyonun içine fx yapmanın yolu şunun ters fonksiyonunu alıp x gördüğüm her yere yazmaktı. Yani bir başka ifadeyle bunun içine y'ye eşit desem 3 y'ye eşit desem x'i yalnız bıraksam 3 eksi y eşittir 2x eksi y eşittir düzeltiyorum şurayı. Şurayı ben bir sileyim. Hatta hepsini sileyim. İyi olmadı. Bunu y'ye eşit demişti. X gördüğüm yere ne yazacağım şimdi? 3 eksi y 2x 3 eksi y bölü 2 yazacakmışım. Ben şimdi bu fonksiyonu alıyorum. X gördüğüm yere her yerde ama her yerde x gördüğüm yere 3 eksi y bölü 2 yazacağım. Buraya 3 eksi y bölü 2 yazsam f y olur. Buraya da 3 eksi y bölü 2. Buraya da 3 eksi y bölü 2 yazacağım. 2 tane 3 eksi y bölü 2 artı 1 3 eksi y bölü 2 küçük eşittir 1. Şuraya da aynısını yazacağım. 1 eksi 2 tane 3 eksi y bölü 2. Şuraya da 3 eksi y bölü 2 yazacağım. Şurası 3 eksi y bölü 2 büyüktür 1 olacak. Ben şimdi şuraya devam ediyorum. Fy. Buraya sığdırmaya çalıştığım için. Gerçekten burası Fy oldu. Bir daha söylüyorum. Bunun içini y'ye eşitledim.
Şu içerisini y'ye eşitledim, ters fonksiyon geçişi yapıyorum. 3 eksi y bölü 2 yazdım her yerde. Şuradaki x'e de, buradaki x'e de, buradaki x'lere de 3 eksi y bölü 2 yazdım. Şuradaki ikiler sadeleşir. 4 eksi y olur bu. 4 eksi y olur. Tamam. Sonra şuradaki ikiler sadeleşir. Şurada 1 var. Eksi 3 artı y. Ha, y var. 1 eksi 3 oldu. Y eksi 2 oldu. Şuradan da 2 ile çarpacağım ben bunu. Şurayı 2 ile çarpsam. 3 eksi y küçük eşittir 2. 2'yi bu tarafa atacağım. Y büyük eşittir 1 olacak. Demek ki y büyük eşittir 1. Yine buradan 2'yi karşıya atsam. 3 eksi y büyüktür 2. Ne olacak? 1'den küçükken y'ler. Y'ler 1'den küçükken. İşte bizim fonksiyonumuz bu. Ha y üzerinden yazılmış. Ha x üzerinden yazılmış. Ben onu x üzerinden yazsaydım zaten şöyleydi bu. Fx'ti bu. Şurası 4 eksi x, burası x eksi 2. Oradaki y gördüğüm yerlere x'i de konduracağım. Yani ters fonksiyon kullanarak, bu zahmetli işi yaparak fx'i bulmuş oldum. Aralıkları da unutmayacağım. Şuradaki x yerine de aynı şeyleri yazıp yazıp düzenleyeceğimi ve buraya ulaşacağımı unutmayacağım. Şimdi grafiği nasıl çizeceğiz? Hadi bakalım. Grafiği nasıl çizeceğiz? Bir parçalı fonksiyonun grafiğini çizerken her bir dalın grafiğini ayrı ayrı alıp ait olduğu aralıklarda çizmeye çalışacağım. Üniversite sınavlarında sorular şıklı olduğundan grafik çizmek yerine grafik üzerindeki uygun noktaları kullanarak cevaplar bulunabilir diye ne kadar da güzel söylemişiz. Zaten onu yapacağız. Ama öyle bir şey yoksa çizmek zorundaysak çizeceğiz kardeşim. X kare şöyle bir şeydir aslında. Fakat ben bunun sıfırdan küçük eşit olan yerini alacağım. Demek ki şurayı sileceğim. Şurayı alacağım yani. Şurayı. Sıfırdan küçük eşit olan yeri aldım. Şu. Sıfırı da aldım. Bu bir. Şunu hallettik. Şimdi 1 eksi x alacağım. Yani y eşittir 1 eksi x. Ben bunun kestiği noktaları x'e y'ye değer vererek buluyordum. X'e 0 versem y 1. Efendim y'ye 0 versem y'ye 0 versem x'e 1. 1'e 1'den geçiyor. 1'e 1 şöyle bir şey. 0 1 aralığında alacağım. Şu. Yani şurası boş. Şurası boş. Şöyle boş. Olacak şu. Şurası da kapalı. 1'e 1. İşte çizdim. Şunu da çizdim. 1 eksi x. 1 bölü x. 1 bölü x eğrisi azalan bir şeydi. 1 yazdığım zaman 1'den gelecek. Şöyle bir şey. Şöyle azalan bir şey. Azalan bir şey. Çizmekte zahmetli. Şurası 1. Şöyle yapalım. Şöyle bir şey. Yani bu yukarıdan geliyordu. Şu kolu alacağım. Şöyle. Y eşittir. 1 bölü x böyle. Y eşittir. 1 eksi x böyle. Y eşittir x kare böyle. Yani parabol kolu doğru parçası ve şu eğri parçası şeklinde olacak. Üniversite giriş sınavlara da bulunduğu kadar zahmete, bu zahmete gerek yok. Noktasal değerler yazıp yazıp çözüyoruz. Geldik parçalı fonksiyonlara. Bahsetmiştik defalarca limitte de. Tanım kümesinin alt kümelerinde farklı birer kuralla tanımlanan fonksiyonları parçalı fonksiyon. Yani birden fazla alt başlıkta yazacağız. İşte M ve N aralığın uçları olmak kaydıyla ben bu şekilde yazabiliyorsam 3 parçalı bir parçalı fonksiyona sahibim demek. M'ye eşit küçük değerlerde UX'i kullan. MN açık aralığındaki X'ler için GX'i kullan. N'den büyük olanlar için HX'i kullan demektir. Parçalı fonksiyon bu. Burada x eşittir m, x eşittir n noktalarına parçalı fonksiyonun kritik noktaları dendiğini, UGH fonksiyonuna da parçalı fonksiyonun dalları dendiğini unutmayacağız. Soruları buna göre çözeceğiz. Basit bir hareket bu. Bildiğimiz fonksiyon bilgilerini buralarda kullanacağız. Şimdi kaçı bulacağım? F-1'i. X yerine kaç gelmiş burada? Eksi 1. X yerine eksi 1 yazsam şurada değil mi eksi 1? Eksi 1 birden küçük mü? Evet. O zaman burayı kullanacağım. Eksi 1'in dördüncü kuvvetine 2 ekleyeceğim. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1'dir. 2 de bende 3. Burası 3 oldu. Artı. Geldim F3'e. 3. 3 burada mı? Evet. 1 eksi 3'ün kübü. 1 eksi 27. Eksi 26 yapar. Bu da eksi 26. Topla gel ikisini. Eksi 23'tür. Bu basit sorumuzun cevabı. Eksi 23. Bir başkası. Fonksiyonun tersini bulacağım. Ha, şimdi burada da şenlik var. Ben bu tersine a desem. Eksi 3 eşittir f a desem. Böyle bir şey arıyorum aslında. Şöyle bir şey arıyorum aslında ben. Yani ne yapıyorum? Fonksiyonum ne zaman 3'e gider? Şu içerideki a yani x'i bulacağım ben şimdi. Eksi 3'e gider. 3'e değil eksi 3'e gider. Ben şunu eksi 3 yapsam.
şuraya eksi 3 yapsam, buraya eksi 4 gelmeli. Eksi 4 ile topluyorum biri, eksi 3 oluyor. Şunu arıyorum ben, şunu. Nasıl eksi 3'e eşitlerim fonksiyonumu? Bunu eksi 3'e eşitlesem, x yerine kaç geliyor? Eksi 4. Eksi 4 burada pozitif bir sayı mı? Hayır, demek ki burayı kullanamam. Geldim üst kısma. Demek ki şurayı ben kaça eşitliyorum? Hala buradayım, unutmuyorum. Eksi 3'e eşitliyorum. Eksi 3'e eşitliyorum. Eksi x kare eşittir eksi 4. O zaman x kare eşittir 4. X ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Bu artı 2 ve eksi 2'den hangisi 0'dan küçük eşit? Hangisi 0'dan küçük eşit? Eksi 2. Ha, demek ki uzun lafın kısası. Eksi 3 eşittir f eksi 2. Veya f'in tersi eksi 3 eşittir eksi 2. Budur bizim hareketimiz, hikayemiz. Demek ki f'in tersinde eksi 3'ün değeri eksi 2'ymiş. Bir başka ifadeyle f eksi 2 eksi 3'müş. Buradaki aralıklara uygun olarak o değerleri yakalamaya, fa'dan hareketle dönüştürerek, tersini o tarafa geçirerek bulmaya çalıştık. Yine güzel bir soru. Kaçı bulacağım ben? Eksi 1. Nasıl bunun içine eksi 1 yaparım? Bir eksi 1'e eşitleyeyim bakayım. Eksi 1'e eşitledim. Eksi 2x burada kalsın. 3 karşıya geçti, eksi 4 oldu. X yerine kaç gelecekmiş? 2. X yerine 2 yazsam şurada mıyım? 2'yi buraya yazsam 1 eksi 2 kere 2 olur. 1'den 4 çıkar. Eksi 3 olur. Ha, bunun içine eksi 1 yaptım. Karşılığında da şurası çarpım durumunda. Karşılığında da kaç çıktı? Eksi 3. Demek ki şunu buldum. F eksi 1 değeri kaçmış? F eksi 1 değeri kaçmış? Eksi 3'müş. Şimdi geldik diğerine. Ben bu fonksiyonun içine ne yapacağım? Fx yapacağım. Fonksiyonun içine fx yapmanın yolu şunun ters fonksiyonunu alıp x gördüğüm her yere yazmaktı. Yani bir başka ifadeyle bunun içine y'ye eşitlesem 3 y'ye eşitlesem x'i yalnız bıraksam 3 eksi y eşittir 2x eksi y eşittir düzeltiyorum şurayı. Şurayı ben bir sileyim. Hatta hepsini sileyim. İyi olmadı. Bunu y'ye eşitlemiştim. X gördüğüm yere ne yazacağım şimdi? 3 eksi y 2x 3 eksi y bölü 2 yazacakmışım. Ha, ben şimdi bu fonksiyonu alıyorum. X gördüğüm yere her yerde ama her yerde x gördüğüm yere 3 eksi y bölü 2 yazacağım. Buraya 3 eksi y bölü 2 yazsam f y olur. Buraya da 3 eksi y bölü 2. Buraya da 3 eksi y bölü 2 yazacağım. 2 tane 3 eksi y bölü 2 artı 1 3 eksi y bölü 2 küçük eşittirmiş. Şuraya da aynısını yazacağım. 1 eksi 2 tane 3 eksi y bölü 2. Şuraya da 3 eksi y bölü 2 yazacağım. Şurası 3 eksi y bölü 2 büyüktür 1 olacak. Ben şimdi şuraya devam ediyorum. Fy. Buraya sığdırmaya çalıştığım için gerçekten burası Fy oldu. Bir daha söylüyorum. Bunun içini y'ye eşitledim. Şu içerisini y'ye eşitledim. Ters fonksiyon geçişi yapıyorum. 3 eksi y bölü 2 yazdım her yerde. Şuradaki x'e de, buradaki x'e de, buradaki x'e de 3 eksi y bölü 2 yazdım. Şuradaki 2'ler sadeleşir. 4 eksi y olur bu. 4 eksi y olur. Tamam. Sonra şuradaki 2'ler sadeleşir. Şurada 1 var. Eksi 3 artı y. Ha, y var. 1 eksi 3 oldu. Y eksi 2 oldu. Şuradan da 2 ile çarpacağım ben bunu. Şurayı 2 ile çarpsam. 3 eksi y küçük eşittir 2. 2'yi bu tarafa atacağım. Y büyük eşittir 1 olacak. Demek ki y büyük eşittir 1. Yine buradan 2'yi karşıya atsam. 3 eksi y büyüktür 2. Ne olacak? 1'den küçükken y'ler. Y'ler 1'den küçükken. İşte bizim fonksiyonumuz bu. Ha y üzerinden yazılmış. Ha x üzerinden yazılmış. Ben onu x üzerinden yazsaydım zaten şöyleydi bu. Fx'ti bu. Şurası 4 eksi x. Burası x eksi 2. Oradaki y gördüğüm yerlere x'i de konduracağım. Yani ters fonksiyon kullanarak, bu zahmetli işi yaparak fx'i bulmuş oldum. Aralıkları da unutmayacağım. Şuradaki x yerine de aynı şeyleri yazıp yazıp düzenleyeceğimi ve buraya ulaşacağımı unutmayacağım. Şimdi grafiği nasıl çizeceğiz? Hadi bakalım.